Merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino sıcaklık ve nem sensörüyle tanıştıracağım. Sıcaklık ve nem sensörü bulunduğumuz ortamın sıcaklığını ve nemini ölçmeye yarayan bir sensördür. Peki sıcaklık nem sensörünü Pino karta nasıl bağlıyorum? Sensör kartı üzerinde mor renkte bir etiket yer almakta. Yine Pino kart üzerinde aynı renklere sahip kapılardan istediğimiz bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantı yapabiliriz. Hemen kablomu alıp bir ucunu sensörüme, diğer ucunu ise Pino karttaki kapılardan istediğim bir tanesine bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan istediğiniz bir tanesini bu bağlantıyı yapabilirsiniz. Şimdi USB kablo yardımıyla bilgisayarıma kartımı bağlayacağım. USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise Pino karta bağladım. Pino kartı kodlayabilmek için bilgisayarımdan mBlock programını açıyorum. Pino kartla ilgili kodlarımı Pino eklentisiyle programa kurmam gerekiyor. Bu nedenle uzantılar menüsüne giderek uzantıları yönet diyorum. Burada karşıma çıkan pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklentiyi indirerek bu pencereyi kapatıyorum. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı eklentilere ihtiyaç duymayacağım için diğer eklentileri kapatabilirim. Şimdi kartlar menüsüne giderek Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Ardından bağlam menüsünden seri portumu bağlamam gerekiyor. Burada çıkan COM değeri sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM 3, COM 5, COM 7 gibi değerler alabilir. Bu tamamen Pino kartınızı USB ile hangi porta taktığınızla alakalı. Hemen COM 6'yı seçerek bağlantı yaptım. Son olarak bağlan menüsüne girerek aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi mBlock yazılımıyla kartımızın haberleşmesini sağlar. Aynı zamanda Pino kartınızda öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bir kez aygıt yazılımı güncellemesi yapmanız yeterli. Bunun yanı sıra kodlamasından ve bağlantısından emin olduğunuz durumlarda hala sorun yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti işleminde kapat diyerek çıkıyorum. İlk olarak sensörümün kodunu robotlar sekmesinde bulalım. Öncelikle sıcaklık ve nem sensörümü hazırlamam gerekiyor. Burada No kısmına birden fazla sıcaklık nem sensörü taktıysanız hepsini numaralandırarak numara yazmanız lazım. Şu an bir tane olduğu için 1 olarak bırakıyorum. Hangi kapıya bağlamışım? Hemen 2 numaralı kapıya bağladım. 2 numarayı seçelim. Sıcaklık okuma ve nem okuma kodunu da alalım. Sıcaklık ve nem sensörünün değerini seri port üzerinden alacağız. Bu nedenle seri porta merhaba yaz kod bloğunu alıyorum. Sıcaklığı ve nemi ayrı şekilde yazacağım için iki tane seri porta merhaba yaz koduna ihtiyacım var. Sıcaklığın ve nemin birbirine karışmaması için işlemlerden hello ile word'u birleştir kod bloğuna ihtiyacım var. Hemen bunu alıp şöyle seri porta merhaba yaz kodlarının içerisine bıraktım. Buraya hemen sıcaklık yazalım. Sıcaklığın değerini buradan alalım. Altındaki koda da nem yazalım. Nem değerini de buradan okuyacağız. Şimdi bu okuma işleminin sürekli yapılması için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kod bloğunu aldım. Okuma çok hızlı gerçekleşeceği için takip etmekte güçlük çekebiliriz. Bu nedenle yine kontrol sekmesinden 1 saniye bekleyerek kodumuzu daha rahat okuyacağız. Şimdi kodumuzu karta yüklemek gerekiyor. Bu nedenle robotlardan Pino programı kodunu alıp üzerine sağ tıklayarak Arduino'ya yükle diyoruz. Çıkan ekranda tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıklıyorum ve kodlarım karta yükleniyor. Bu aşama sizi biraz bekletebilir. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyelim. Yüklemeyi biz harf haliyle almak istiyoruz anlaşılır olması için. Tekrar seri portumuzu bağlandan bağlıyoruz.
Evet, şu an sıcaklık ve nemi okumaya başladı. Sıcaklık 29, nem 64'müş. Şöyle sıcak bir bardak suyum var. Onun üzerinde şöyle tutayım. Evet, nemim arttı. 86'lara çıktı. Sıcaklık tabii ki biraz daha zor artıyor. Şöyle kenarlarını tutalım. Evet, sıcaklığım da arttı. 30 derece oldu. Evet, bu şekilde sıcaklık ve nem sensörünü kullanarak dijital bir termometre ya da sıcaklık ve neme bağlı olarak çalışan bir fan sistemi gibi projeler geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.